Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bazı kimselerden belki duymuşsunuzdur siz de. Hani ölümden falan bahsedilince ne bileyim işte Allah-u Teala'nın günahları affetmesinden falan bahsedilince benim o kadar çok günahım var ki, o kadar çok günah işledim ki yani benimkinin çaresi yok. Yani sanki affolmaz, Allah-u Teala affedemez gibi hala, haşa. Sözler sarf edenler oluyor. Yani bu bir yerde de ümitsizlik tabii. Bu günahlarının affolmayacağından veya cehenneme gideceğinden ümitsiz olmak, böyle olacağını düşünmek, çok günah işledim, dolayısıyla benim günahlarım affedilmez demek doğru bir şey midir? Şimdi Mustafa Bey, bu konuda kitaplarda çok şey naklediliyor da bir tanesi bizim dikkatimizi çekti. Ebu Amr-ı Bikendi Hazretleri anlatıyor. Yani. Bir mahalleden geçiyordum diyor. Mahalle halkı gencin birisini tutmuşlar. Kendilerini rahatsız ediyor diye mahalleden dışarı atmaya çalışıyorlarmış. Gencin annesi olduğu anlaşılan kadın ise ağlıyor. Ebu Amr Hazretleri kadıncağıza acıdığı için mahalle halkına ricada bulunmuş. Kendi hatırı için bir defaya mahsus olmak üzere genci affetmelerini tekrar rahatsız etmesi halinde hemen çıkarmalarını istemiş. Bir şans daha. Evet, bir şans daha. Ebu Amr Hazretleri'nin hatırı için halk genci serbest bırakmış. Bir zaman sonra Ebu Amr Hazretleri oradan geçerken o kadının yine ağladığını görmüş. Sebebini sorunca gencin vefat ettiğini öğrenmiş. Bu zaman Ebu Amr Hazretleri peki halinde düzelme olmuş muydu diye sormuş annesine. Kadın şöyle anlatıyor. Vefatı yaklaştığında beni yanına çağırdı ve öldüğüm zaman ölüm haberimi kimseye duyurma. Onları rahatsız etmiştim. Cenazeme gelmedikleri gibi bana da lanet ederler. Ben yaptıklarıma pişman oldum. Çok gözyaşı döktüm. İnşallah Rabbim beni affeder. Sen de benim için Allah-u Teala'ya dua et. Beni kabre defnederken senden başka kimse bulunmasın. Defin işi bittikten sonra da beni affetmesi ve hesabımın kolay geçmesi için Allah-u Teala'ya dua et. Zira ana duası kabul olur dedi ve biraz sonra vefat etti. Ben vasiyetini aynı yerine getirdim. Kabrin başında ayrılacağım sırada kabirden oğlumun sesini işittim diyor kadın. Oğlu diyormuş ki anneciğim eve dönebilirsin. Rahat ol. Benim için üzülme, artık ben kerem sahibi olan Allah-u Teala'ya kavuştum diyormuş. Buna benzer çok hadiseler anlatılıyor kitaplarda. Enteresan cari bir dikkat hadiseleri anlatılıyor. Hakikaten cari bir dikkat bir hadise. Hani şimdi bazıları, efendim falan işte bu genç. Ya genç şeydi de, Ebu Turab Nahşebi Hazretleri'nin zamandaki genç var. O da Ebu Turab Hazretleri'ni seviyor fakat hiç ayık gezmiyor, hep böyle sarhoş. Onu da mahalleli böyle atmak istiyor falan. En sonunda Ebu Turab Nahşebi Hazretleri'nin ricası üzerine aynı şekilde şey yapamıyorlar falan. Hastalanıyor bir genç. Hastalanıyor. Ondan sonra hastalığı zamanında Saliha'da bir annesi var, temiz bir annesi. Kendisi de temiz ama içkiden bir türlü yakasını kurtaramıyor. Diyor ki ya Rabbi, biliyorum ki ben diyor ömrümü diye boşa geçirdim. Sana layıkıyla hiç ibadet demedim. Ama diyor senin sevdiklerini sevdim ben diyor. Senin sevdiklerini sevdim. Onlar hatır hürmetine diyor, yaptıklarımı affet. Bana bu tövbeyi de nasip eden sensin. Ama diyor, ben diyor Ebu Turab Hazretleri'ne de zahmet verdim. Onun da diyor benim bu tövbeme şahit olmasını isterdim. Bu böyle şey yaparken tak diye Ebu Turab Hazretleri oraya geliyor. Ve ona da bildiriyor, ben diyor tövbe ettim. İşte önceki hallerimin hepsinden tövbe ettim. Ve Ebu Turab Nahşebi Hazretleri oradan ayrıldıktan sonra annesine diyor ki beni diyor yere indir. Toprağın üstüne. Orada secdeye kapanıyor. Ya Rabbi diyor sen ne kerimsin ki? Benim gibi ömrü isyan ile geçmiş olanın diyor talebini kabul ettin. Ebu Turab Nahşebi Hazretleri'ni diyor ayağıma kadar getirdin. Ayağıma kadar gönderdin. Ağlaya ağlaya o gece ruhunu teslim ediyor.
ağlayarak teslim ediyor. Ve o gece de Ebu Tuğraf Mahşebi Hazretleri bir rüya görüyor. Rüyasında bakıyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Tuğraf Hazretleri diyor ki ya Resulallah, Mahşebi şereflendirmenizin sebep ve hikmeti nedir? Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki dün senin kucağında tövbe eden o genç bu gece vefat etti. Allah Teala buyurdu ki biz onu sevdiklerimizin arasına aldık. Evliya oldu yani genç. Ve bütün peygamberler de onun cenazesine iştirak etmesi için emir buyurdu. Biz onun için geldik buyuruyor. Vay. Ve uyanıyor. Bakıyor ki böyle kalabalık bir cenaze namazı vuku buluyor. Dolayısıyla efendim benim işte günahım çok falan filan. Evet hepimizin günahı çok. Şunu mu anlayacağız yani bu menkıbelerden? Sen günahın ne olursa olsun, ne kadar olursa olsun tövbe et ama samimi ol. Hah. Zaten İmam-ı Gazali Hazretleri bunu buyuruyor. Buyuruyor ki şartlarına uygun yapılan tövbe muhakkak kabul olur. Tövbenin kabul edileceğinden değil, tövbenin şartlarına uygun olmasından şüphe etmelidir. Hı. Açık net. Yani efendim benimki olur mu olmaz mı? Ya öyle kaytarma. Öyle, böyle falan değil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ya arkadaşım samimi misin değil misin? Efendim çok samimim ben bilemem. Sen öyle söylersin ben sana üstüne ederim samimi diye. Ama samimi olup olmadığını Allah-u Teala biliyor. Ben bilemem. Bak samimi olanlar ne oluyor? Ha, bak nasıl samimi oluyor? Olmuş ve neticelerde nasıl olmuş? Neticelerde nasıl olmuş? İşte İmam-ı Gazali Hazretleri işlenen her günahtan sonra tövbe etmek vardır. Şartlarına uyursa her günahın tövbesi kabul olur. Bunun için İmam-ı Gazali Hazretleri tövbenin kabul edilir mi edilmez mi? Bunda tereddüt etme diyor. Ya şartlarına uyuyor musun uymuyor musun? Onda tereddüt et. Onda şüphe et. Yani bugünkü tabirler hani biz zaman zaman TGRT FM'de İslam ve toplumda kullandığımız bir tabir var. Elektrik kaçağı var diyoruz, tamam mı? Elektrik kaçağı var. Bir yerde. Efendim işte ben şöyle yaptım da ben bilemem senin nasıl yaptığını. Senin kalbini ben bilemem. Okuyamam. Öyle bir maharetin yok. Biz bilemeyiz. Ama öyle mi? Ama sen kendin de biliyorsun, Allah Teala da biliyor. Her kulu. Her kulu. Ben sana üstün zan ederim. Benim üstün zanımın sana bir faydası dokunmaz. Yani ahireti seni kurtarmaz. Ama bana bir zarar olmaz. Bana bir zarar olmaz. Ve Zümer suresinin 53. ayeti kerimesinde mealen ey Resulüm benim tarafımdan müminlere söyle. Ey benim günahtan nefisleri üzerine israf eden, haddi aşan kullarım. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah-u Teala bütün günahları mağfiret eder. Muhakkak ki Allah-u Teala gafurdur. Yani çok mağfiret edicidir. Rahimdir. Yani çok merhamet edicidir buyurmuş. Buyuruyor. Allah-u Teala açıkça buyuruyor. Açıkça buyuruyor. Ve İslamiyet'te keder ve ümitsizlik de yoktur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bizim dergahımız yani İslamiyet ümitsizlik dergahı değildir buyuruyor. Bu ümitsizlik değil. Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan Allah-u Teala intikam alabilir. Çünkü Allah-u Teala'nın gadabı günahlar içinde saklıdır. Günahlar sebebi ile affedilmem diyerek ümitsizliğe kapılmak da doğru değildir. Çünkü Allah-u Teala açık net bir şekilde siz bana dönün buyuruyor. Dolayısıyla her günahtan sonra şartlarına uyarak hemen tövbe etmeli ve affedilmekten de ümitli olmalı, ümitsiz olmamalı. Ümitsizliğe düşmek haramdır, günahtır buyuruluyor. Maide suresinin 38. ayet-i kerimesinde bir kimse zulüm yani günah işleyip sonra tövbe eder ve salih amel işlerse Allah-u Teala tövbesini elbette kabul eder buyuruluyor. Bir gün Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam huzuruna birisi geliyor. Ya Resulallah bir kimse bir günah işlese sonra tövbe etse Allah-u Teala kabul eder mi? Elbette buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Soran kimse diyor ki efendim peki diyor tövbe ettikten sonra o günahı gene işlese sonra yine tövbe etse yine kabul eder mi? Elbette buyuruyor. Peki efendim diyor sonra o günahı tekrar düşse tekrar tövbe etse yine aynı şekilde Allah-u Teala affeder mi? Elbette. Efendim tekrar deyince zahmet etme buyuruyor. Kul tövbeden aynı şekilde geri durmadıkça Allah-u Teala da affetmeye devam eder. Bütün mesele şartlarına uygun olarak. Yani şimdi özür dilerim de bizi izleyen ve dinleyenler şimdi önüne koymuş içki kadehini. İçiyor tövbe tövbe ya Rabbi. İçiyor tövbe tövbe ya Rabbi. O tövbe değil yani. O değil. İmam-ı Gazali Hazretleri de bir misal vermiş de tavuğun yem yediği gibi olmasın diye. Tavuk bilhassa Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında bu sığır cinsi, büyükbaş, öküz cinsi hayvanlar darı falan yedikleri için onların necasetlerinde o darılar bulunur. Tavuk da bunu biliyor. Görüyor. Hemen gagasıyla onu, o pislikleri böyle şey yapıyor. İçinden alıyor. Sonra da gidiyor gagasını otlara siliyor böyle.
tövbe 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 der gibi. Sonra bir daha gidiyor, bir daha yiyor. Sonra görüyor Kenan alıyor. Onun için de bu misali vermişler. Tavuğun yemediği gibi olmasın. Yem yemesi gibi olmasın. Hatta bunu iki şekilde kullanmışlar. Mesela bazıları tavuk hızlı hızlı yem yiyor ya, kuşlar da aynı şekilde yapıyor. Namazın tavuğun yem yemesi gibi olmasın. Evet. Veyahut da aynı şekilde tövben de tavuğun yem yediği gibi olmasın. Tavuğun tövbesi gibi olmasın diye böyle kitaplarda da kullanmışlar bunu. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman şartlarına uyarak tövbe ederse günahlar muhakkak affolur. Günahsız tertemiz olur. Zira Allah Teala tövbe edenleri sever, affeder. Sonra o günahı tekrar yaparsa tövbesi bozulmaz. Tekrar tövbe etmesi lazım olur. Hak sahiplerine haklarını ödemek veya helal ettirmek, gıybet ettiği kimseden af dilemek ve rızasını almak, yapmamış olduğu farzları kaza etmek farzdır. Bunlar tövbenin kendisi değil, şartlarıdır. 1 lirayı sahibine geri vermek, 1000 sene nafile ibadet yapmaktan ve 70 nafile haçtan daha iyidir. Günahı bir daha yaparsam tövben bozulur diyerek tövbe yapmamak da doğru değildir, cahilliktir. Bazıları öyle yapıyor. Ya tövbe, ya şimdi tövbe ederiz sonra bırakamayız sonra, ya sonra derken ecel geliverir, tövbe de edemez. Tövbe de edemez. Dolayısıyla ümitsiz olmak haramdır. Yeis haramdır. Emin olmak da o da caiz değildir. Yani ben kurtuldum, o da İkisi değildir. Arasında. İkisi arasında bulunmalı. Dolayısıyla günahlardan dolayı efendim benim tövbem kabul olmaz demek de yanlıştır. Cahillik söz, cahillerin sözüdür efendim bu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirine mutlaka ikram eder. Ey gönül tefekkür eyle, esrarı hakkı fehmeyle. Ey gönül tefekkür eyle, esrarı hakkı fehmeyle. Ol beyti kalbe ver cila, her nefes zirullah eyle. Ol beyti kalbe ver cila, kalbiyle fikrullah eyle. Zikrullah nefsin öldürür, hem seni sana bildirir. Zikrullah nefsin öldürür, hem seni sana bildirir. İrfanla seni doldurur, her nefes zikrullah eyle. İrfanla seni doldurur, kalbiyle fikrullah eyle. Uyandır kalbin arif ol, salatı hamse dahil ol. Uyandır kalbin arif ol, salatı hamse dahil ol. Huzuru hakka kaim ol, her nefes zikrullah eyle. Huzuru hakka kaim ol, kalbiyle fikrullah eyle. Fehminin sözün yad eyle, sırrına ermek cehd eyle. Fehminin sözün yad eyle, sırrına ermek cehd eyle. Ol dil ve canı şad eyle, her nefes zikrullah eyle. Ol dil ve canı şad eyle, kalbiyle fikrullah eyle. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Mübahlar, İyi niyetle, güzel düşüncelerle yapılınca, insan sevap kazanır. Kötü niyetlerle yapılırsa veya bunları yapmak bir farzı vaktinde eda etmeye mani olursa,
günah olurlar. Farzlar yapılırken kötü niyetler karışırsa, borç ödenmiş, cezadan kurtulmuş olunur ise de sevap kazanılmaz. Belki günah da olur. Haram işleyenlerin farzları ve sünnetleri sahih olur. Yani borçlarını ödemiş olurlar ise de sevap kazanmazlar. Hadikada bid'at sahiplerinin ibadetleri kabul olmaz. Hadis-i şerifini anlatırken buyuruyor ki, günahlardan sakınmayan Müslümanların ibadetleri sahih olsa da kabul olmaz. Haramlar iyi niyetle yapılsa da mübah olamaz. Yani haramlara hiçbir zaman sevap verilemeyeceği gibi, özürsüz haram işleyen her halde günaha girer. Haramdan iyi niyet ile, yani Allahü Teala'dan korkarak sakınan, vazgeçen sevap kazanır. Başka bir sebep ile haram işlemezse sevap kazanmaz. Yalnız günahından kurtulur. Haram işleyenlerin "Sen kalbime bak. Kalbim temizdir. Allahü Teala kalbe bakar." demeleri boştur, faydasızdır. Müslümanları aldatmaktır. Kalbin doğru ve temiz olmasına alamet ahkâm-ı İslamiyye'ye yapışmak, yani emirlere ve yasaklara uymak olduğu, Mektubat'ın 1. cildinin 39. mektubunda uzun yazılıdır. Şiratül İslam'ın 246. sayfasında ve Hadika'da takvayı anlatırken diyor ki, haramların iyi niyetle yapılması, bunları haramlıktan çıkarmaz. İyi niyet, haramlara ve mekruhlara tesir etmez. Bunları taat haline çevirmez. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor namaz kılmak hakkında. Hak Teâlâ kullara çok merhamet etmiştir. Bütün emirlerinde kolaylık göstermiştir. Şöyle ki, biz kullara 1-24 saatte 17 rekat namaz emretmiştir sadece. Bu 17 rekatın kılınması da zaten, bir saatlik bir zaman bile tutmaz esasen. Bunları kılarken de en kolay ve kısa bir sure okumayı da kabul eylemektedir. Ayakta kılamayan, kılar hem oturarak. Buna da gücü yoksa, kılabilir yatarak. Rükû ve secdeleri yapamayan mü'minler, ima ve işaretle eda edebilirler. Hem abdest almak için su zarar verir ise, toprak ile teyemmüm edebilir o kimse. Yine bir mektubunda buyuruyor ki bu zat, Allah'a hamd ederim, Resûlüne salavat. Bil ki namaz, İslam'ın 5 şartından biridir. Bu, bütün taatleri kendinde cem etmiştir. Bu hususiyetinden dolayı namaz kılmak, İslam'ı temsil eder olmuştur tek olarak. Hem Rabbin sevgisine kavuşturacak olan, işlerin birincisi namazdır yine şu an. Sonra namaz hakkında o server-i kainat buyurmuştur, mü'minin miracıdır bu taat. Yani namaz, insanı dünyadan ahirete yükselten bir merdiven gibidir hakikatte. İnsan sanki namazda Rabbi ile konuşur. Dünya ve ahirette saadete kavuşur. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki o server, cennette mü'minlere vardır ki öyle köşkler, dıştan içi, içten de dışarı seyredilir. Bunlar, gece namazı kılanlara verilir. Adem Nebi'den beri her dinde vardı namaz. Her biri toplanarak kılındı bizlere farz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Dininizin başı ve esası bu namazdır. Nasıl ki bu dünyada başsız insan olamaz, namaz olmayınca da din olmaz, İslam olmaz. Kim vazife bilmezse namazı hakikaten nasibi yok demektir onun İslamiyetten. Mü'min ile kâfiri ayıran fark namazdır.
namaz kılmak Allah'ın emridir, yani farzdır. Yani Müslüman kılar, kâfirler kılmaz namaz. Münafığa gelince, onun pek belli olmaz. Beş vakit namazını kılmayanlar elbette, kızgın bulacaklardır Allah'ı ahirette. Şevâhid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri. Sâlebe bin Hâtıb, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resûlallah, malımın çok olması için bana dua buyur," dedi. Bunun üzerine, "Vah sana ey Sâlebe! Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan iyidir," buyurdu. Sâlebe tekrar, "Ya Resûlallah, dua et, Allahü Teâlâ bana çok mal versin," dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Vah sana ey Sâlebe! Benim gibi olmayı istemez misin? Eğer şu dağların altın olmasını ve benim yanımda hareket etmelerini dileseydim olurdu." Sâlebe tekrar, "Ya Resûlallah, dua eyle ki Allahü Teâlâ bana çok mal versin. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için malım üzerine düşen her hakkı eda edip yerine getireyim," dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, "Ey Sâlebe! Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan iyidir," buyurdu. Fakat Sâlebe ısrar edip yine, "Ya Resûlallah, dua et de Allahü Teâlâ bana çok mal versin," dedi. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Sâlebe'yi çok mal ile rızıklandır," diye dua etti. Sâlebe bir miktar koyun satın aldı. Allahü Teâlâ bu koyunlara öyle bereket verdi ki koyunlar çoğalıp Medine'ye sığmaz oldu. Koyunlarını alıp Medine'nin dışına çıktı. Gündüz mescide namaza gelir, gece gelmezdi. Koyunları zamanla daha çok arttı. Çok uzaklara gitti. Artık Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidine cumadan cumaya gelirdi. Koyunları daha da artınca öyle uzağa gitti ki asla mescide ve cemaate gelemez oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem epey zamandan beri Sâlebe'yi göremeyince halini sordu. Halini anlattılar. Bunun üzerine, "Vay Sâlebe bin Hâtıba!" buyurdu. Bir müddet sonra Allahü Teâlâ zenginlere zekât vermeyi farz kıldı. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zenginlerin zekâtını toplamak üzere iki kişi vazifelendirdi. Sâlebe'ye ve Beni Süleym kabilesinden zengin bir kimse var, ona uğrayınız," buyurdu. O iki kimse Sâlebe'nin yanına gidip zekâtını istediler. Sâlebe, "Elinizdeki mektubu göreyim," dedi. Mektubu gösterdiler. Sâlebe, "Bu istediğiniz haraçtan başka bir şey değildir. Hele siz gidin, başkalarından bir toplayın bakalım," dedi. O iki kimse Sâlebe'nin yanından ayrılıp başka yere gittiler. Süleym kabilesine mensup olan zengin kimse onların kendisine zekât almak için geldiklerini haber alınca onları karşıladı. "Develerimin en iyilerini zekât için alınız," dedi. O iki sahabi, "Sana farz olan zekât bunlardan azdır," dediler. O kimse ise, "Bu iyi develeri alınız. Allahü Teâlâ'nın rızasını malımın en iyisiyle kazanayım," dedi. Sonra o iki sahabi tekrar Sâlebe'nin yanına geldiler. Sâlebe tekrar mektubu gösterin," dedi. Mektubu gösterdiler. Sâlebe, "Bu haraçtır. Siz gidin ben bir düşüneyim," dedi. O iki sahabi Medine'ye dönüp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar. Henüz onlar söze başlamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Vay Sâlebe bin Hâtıba," dedi. Süleym kabilesinden olan
ve zekatını veren zengin kimseye ise berekete kavuşması için dua etti. Allahü Teala Salebe hakkında Tevbe suresi 75-76. Ayetlerinde mealen, onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişti: eğer bize lütf ve kereminden ihsan ederse, muhakkak zekatını vereceğiz. Gerçekten salihlerden olacağız. Ne zaman ki Allah kereminden isteklerini verdi, cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı, buyurdu. Salebe'nin kabilesi bunu işitince, Salebe'ye haber verip, helak oldun. Allahü Teala senin hakkında ayet-i kerime gönderdi, dediler. Salebe, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, işte malımın zekatı kabul eyle, dedi. Resulullah, Allahü Teala senin zekatını kabul etmekten beni men etti, buyurdu. Salebe ağladı ve başına toprak serpti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen kendi kendine ettin. Sana söyledim, sözümü dinlemedin, buyurdu. Ve onun zekatını almadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Salebe zekatını Hazreti Ebu Bekre radıyallahu anh getirdi. Ya emir el müminin, zekatımı kabul eyle, dedi. Hazreti Ebu Bekr, ben Resulullah'ın kabul etmediğini nasıl kabul edebilirim, buyurdu. Daha sonra Hazreti Ömer'e radıyallahu anh getirdi. O da kabul etmedi. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh halifeliği sırasında kendi içtihadına binaen kabul etti. Salebe, Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliği sırasında vefat etti. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Sirkeci semtinde bulunan Hamidi Evvel türbesinin önünden sesleniyorum. Hamidi Evvel demek, birinci Abdülhamit demek. Malum Osmanlı tarihinde Abdülhamit ismi taşıyan iki padişah gelmiştir. Peş peşe gelmemişlerdir, farklı zamanlarda gelmişlerdir. Aralarında 100 sene fark var. Hamidi Evvel, birinci Abdülhamit Han, İşte bu 3. Ahmet Han'ın oğlu, 3. Mustafa Han'ın da küçük kardeşi. 3. Mustafa Han'ın vefatıyla beraber efendim başa geçmiş ve 15 seneden fazla da padişahlık yapmış. Çok hassas, insanlara merhameti çok fazla, tebaasının rahat etmesi için ve ilimde fende ileri gitmesi için çok uğraşan bir insan efendim. Burada bir türbesi var. Başka neyi var? İmareti, medresesi, çeşmesi ve su sebili vardı. Hayır hasenatı çok seven birisiydi. Hani insanları seviyor ya, insanlar da hayır hasenat yapılırsa onların istifadesine, dünyada rahat etmeleri, ahirette de iyi bir karşılıkla gitmeleri için yapılırsa insanlar sevinirler. Hem dünyasına yarar hem ahiretine yarar. Bu padişahımız da böyle bir yol takip etmiştir. Buraya bir cami yaptırmayı düşünmüş. Bakmış ki yeni cami çok yakın. 100 sene önce yapılmış, o zamana göre söylüyorum. 100 sene önce yapılmış yeni cami çok yakın. Arası 200 metre falan. Böyle bir yere büyük bir cami yaptırmaya gerek yok. Padişahın da küçük bir mescit yaptırdığı bugüne kadar pek görülmemiş. Öyleyse ben buraya güzel bir medrese yaptırayım demiş. Büyük bir medrese yaptırmış efendim. Büyük bir imaret yaptırmış. Aşevi, fakir fukaraya her gün iki öğün yemek dağıtılmak üzere ki 1000 kişiden ziyade insan buradan yemek alırdı.
Yoldan gelip geçenler için sebil yaptırmış ki yeni camiyi yaptıran Hatice Turhan Sultan'ın sebili 100 metre ileride, arka tarafta. Ama olsun. Hani cami çok yakın olduğunda cemaatin bölünmesi şu bu düşünülebilir veya az gelmesi düşünülebilir ama su için insanlar susadıkça yanlarında bir şeşme bulurlarsa herhalde çok daha rahat ederler diye sebil yaptırdı. Daha sonraki gelenlerde Abdülhamit Han'ın bu defnedildiği yere, imaretin bahçesine olan yere efendim bu türbeyi yaptırdılar kendinden sonra gelenler. Şimdi imaret yok. İmaret bitmiş. Su sebili, çok sanatkarane bir su sebili yapılmış. Önümüzdeki bu 4. Vakıf Han'ın önünden geçen caddedeki su sebili, yol açıyoruz, bu caddeyi açıyoruz diye 4. Vakıf Han'ın yapılışı sırasında buradan kaldırılmış. Gülhane Parkı'nın karşısındaki Zeynep Sultan Camii'nin ön tarafına monte edilmiş. Onu da sizlere bugünkü programda değil ama başka bir programda inşallah göstermek istiyorum. Burada insanların sabah trafiğinde böyle hızlı bir koşuşturmaları var. Onun için biz gidelim. Türbenin avlusunun da çok hoş bir kapısı var. Üzerinde yazılarla falan. Sizlerin de böyle zevkle seyredeceğiniz bir görüntü var. Gidelim oraya. 1. Abdülhamit Han'la ilgili orada da bazı bilgiye vermeye çalışayım efendim. Türbe avlusunun giriş kapısı önündeyiz. Çok güzel, her tarafı mermerden bir tablo gibi hazırlanmış bir türbe giriş kapısı. Efendim bu Hamidi Evvel türbesi için İstanbul'da Osmanlı mimarisiyle uğraşanlar derler ki, evet Sultan Süleyman Han'ın Kanuni'nin türbesi güzel, Mimar Sinan'ın yapısı. Bunu onunla kıyaslamıyoruz. Ama neredeyse ona yetişecek kadar güzel yapılmış. Şimdi Mimar Sinan'ın türbesinin arkasından 2. Selim Han'ın, 3. Murat Han'ın ve 3. Mehmet Han'ın türbelerinin yapımında Osmanlı türbe mimarisinde kubbeler iki kat yapılırdı. Yani iki tane yarı küre düşünün, birbiri üstüne geçirilmiş gibi arasında 180 santimde bir insan gezinecek kadar boşluk bırakılırdı. 2. Selim Han'ın türbesi öyle. Bu dönemde yani 1800'lü yılların başlangıcında, hatta 1600'lerde yani 1. Ahmet Han'ın, Sultan Ahmet Han'ın yaptırdığı Sultan Ahmet Camii ve ondan sonra yapılan Sultan Ahmet Türbesi'nde çift katlı türbe kubbesinden vazgeçilmiş, tek katlı hale getirilmiş. Peki niye çift kat, niye tek kat? Bilemiyoruz ama ısı izolasyonu olabilir. Halbuki ecdadımız ne yapmış efendim? Bursa'da 2. Murat Han'ın yaptırdığı Muradiye Külliyesi var. Murat Han'ın türbesinin üstündeki kubbenin tepesi açık. Vasiyet etmiş, rahmet-i ilahi üzerime yağsın, sakın kapatmayın diye. Şu anda da halen açık efendim. İşte bir telmel germişler ki hani kağıt, çerçöp, rüzgar havada uçuyor, naylon poşetler girmesin diye. Rahmet-i ilahiden istifade edeceğiz efendim. Öyle veya böyle. Ama tabii kirlenir, toz olur, kuş gelir, yuva yapar, kirletir maksadıyla üstü kapatılabilir. Yani açık kalması da şart değil ama ecdadımızdan böyle açık türbede yatanlar da mevcuttur. Şimdi burada güzel bir binek taşı var efendim. Diyeceksiniz ki bu ata binmek için kullanılır. Tabii bilhassa 2. Mahmut Han, 2. Mahmut Han padişah olduktan sonra yani rahmetli babasını çocukken pek hatırlamazdı efendim. 4 yaşında yetim kaldı efendim. Abisi 4. Mustafa 6 yaşındaydı. Ve 2. Mahmut Han da 4 yaşındaydı efendim. Onların eğitimini, bakılmasını, gözetilmesini, sağlıklarını yeğeni 3. Selim Han'a, 3. Mustafa'nın oğlu, abinin oğlu olan 3. Selim Han'a vasiyet etti. Aman dedi, bunların eğitimine dikkat et. İyi yetişsinler. İnsan olarak iyi yetişsinler. Açık göz olsunlar diye değil. O yüzden de baba hasretiyle büyüdüğü için 2. Mahmut Han sık sık buraya ziyarete gelirdi. Tabi Osmanlı padişahları da yollarda kaftanını rüzgara vererek böyle yerlendire yerlendire gezecek hali yok. At üzerinde gelirdi. Vatandaşını gördüğü zaman hal hatırını sorardı. Zaten padişahlar içerisinde
halkın içine sık sık inenlerin belki başında 2. Mahmut Han gelirdi. Giderdi, camilerde vaazlar dinlerdi, bazen Yeni Cami'ye giderdi, bazen Süleymaniye, Bayezid Camii'ne gider, halkın arasına girer, oturur orada. Öyle hünkâr kastında falan değil efendim. Oturur orada beraber vaaz dinler, bazen gördüğü askerlerin hal hatırını sorardı. Buraya da sık sık gelirdi. Onun da buraya gelişinin bir hikayesi var ama onu sandukanın başında müsaade ederseniz anlatalım. Çünkü orada anlatılacak bir husus. İşte bu da Binektaş'ı. İnsanlar bunu buraya koymuşlar ama niye koymuşlardı? Doğrusu sorsak şimdi şu yoldan geçenlere herhalde pek bileni olmaz yani. Bu niye kondu diye bilmezler. Bilmemekte de haklılar. E biz bu programı niye yapıyoruz? E bilinmeyenleri biz eğer öğrenebildikse bilmeyenlere anlatmaya çalışalım diye. Kapısı orijinal kapı. Ahşap olan kısmı, ahşap kanatları ikisi de orijinal. Gayet sade tutulmuş ve bu avlu hakikaten son restorasyonla vakıfların bütün ilgililerine ben buradan teşekkür etmek istiyorum. E gittiğim yerde çok rahat şartlarda çekim yaptığımda temiz, pak alanlarda, düzenli alanlarda elbette ki insan konuşması da rahat oluyor, morali de yerinde oluyor. Burası son restorasyonda hakikaten çok derli toplu hale getirilmiş. Avludaki yani hazire dediğimiz yerdeki hem solunda hem de kıblenin tersi istikametindeki efendim yani şu arkamdaki bölümünde hazirenin bütün kabirlerde yatanların hepsinin 60 küsür kişinin isimleri ve vefat tarihleri oraya yazılmış. Bazı kabir başlarına koyuyorlar bu levhaları. Bu uygun olmuyor efendim. Orada kabir taşında yazılar var. E okuyamıyoruz. Okuyamıyorsanız işte burada vakıfların yaptığı gibi her yere de örnek olacak şekilde güzel plexiglasa yazmışlar efendim. Şu numaralı kabirde yatan kişi şudur. Vefat tarihi de budur. Plana bakıyorsunuz. Ha bu kişi buymuş. Aradığınızı buluyorsunuz. Üniversitedeki araştırmacıların gelip rahat rahat çalışmalarına da imkan vermiş oluyor. Girelim avluya. Gerisinde orada anlatalım söyleyeceklerimizi. Türbenin avlusuna giriyoruz şimdi. Bu güzel kemerli kapıdan. İki tane kemeri var. Biri dış kısımda, biri de iç kısımda. Dış kısımda olan kemerin üzerinde son dönemlerde çok böyle basın yayında da yer almış olan mana itibariyle de işte bir yere yazılmasından dolayı bir ayet-i kerime oraya konmuş. Estağfirullah. Küllü nefsin zaikatül mevt. Yani kapıdan içeriye girerken o yazıyı görüyorsunuz. Tabii bunlar evet Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayet-i kerimeler ama insanlar buralara niye yazmışlar? Uyarı levhaları efendim. Uyarı levhaları. Şimdi hemen girdiğim kapının bu sefer iç kısmında bir ayet-i kerime daha var. O ayet-i kerime de buradan okuyacağım mecburen. Limenil mülkül yevm lillahil vahidil kahhar. Tabii ben müfessir değilim de müfessirlerin buyurduklarına göre hafif bir mana olarak söylemek istiyorum ki tabii bu uzun uzun üzerinde belki de saatlerce konuşulacak tefsirinde bir ayet-i kerime olabilir. Allahu Teala kıyamet gününde kullarına soracak. Kim bu mülkün sahibi? Ya Rabbi, kahhar olan sensin. Gibi bir mana olduğu söyleniyor. Yani benim mülküm diye hani sarılan var ya efendim, kasalarını böyle sırtında taşımak isteyenler, benim paralarım, benim arabalarım, benim yazlığım, kışlığım, yatım, katım. Bu mülkün sahibi kim? Orada boyun bükecekler, sizsiniz Ya Rabbi. Senden başka yok. Tek. Evet. Şimdi burada bir çeşme var. Ben biraz adım adım götüreyim işi diyorum. Bu çeşme orijinalinde burada olma ihtimali kuvvetli. Ama sonradan son dönemin makinelerle yapılmış mermerlerle hiç olmazsa restore edilmiş bir hali var. Neden? Şimdi türbeye giriyorsunuz, ziyaret edeceksiniz. Türbeye girerken abdest olmak mecburiyeti bildiğim kadarıyla yok ama herhalde olması da yasak değil. Hatta olmazsa tavsiye ediliyor. Dolayısıyla insanlar bir abdestini alıp burada ondan sonra da türbeyi ziyarete abdesti gidebilsin şeklinde yapılmış. Şimdi burada solumdan başlıyorum çünkü türbeyi daha sonraki programda herhalde vereceğim. Bu soldaki hazirede efendim bildiğim kadarıyla 60 civarında kabir olduğu söyleniyor.
efendim yan tarafta da 26 tane kabir var. Bunların isim levhalarından bahsettim. O levhaları da sizlere göstereyim de şöyle geçeyim efendim. Efendim şimdi işte şema. Bunu bütün hazirelerde hatta Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin türbesinin restorasyonunu yapanlara da bendeniz buradan duyuruyorum. İşte buyurun bakın. Hepsini yazmışlar. Seyit Ömer Ata Bey'den başlamışlar efendim 1837'de. Daha sonraki dönemlerde de definler olmuş buraya. Ve 56 kişiye kadar gelmiş. Kroküsü de burada. Mezarların içerisine olur olmaz şekilde efendim bu Osmanlıca yazılarla karıştırmak suretiyle bu yazıları da yazmak belki uygun da olmuyor. Ama burada ayrı bir yerde insan geliyor ha filan kabir hangisi buradan yerini buluyor. Çok mükemmel yapılmış. Tavsiye ediyorum. İyi düşünülmüş. Vakıfları da tekrar programı arasında tebrik ettik ama bir daha ben tebrik etmek istiyorum. Bunlara vesile oldukları için ve devamını da bekliyoruz tabii. Efendim süremizin sonuna geldik. Ama bitiremedik. Birinci Abdülhamit Han'ın daha kişiliğiyle ilgili, şahsiyetiyle ilgili bilgiler veremedik. Efendim türbenin girişi muhteşem bir girişi var, eyvanı var. Onu anlatamadık, türbeyi anlatamadık. Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Nakş-ı Kademi Şerifleri var. Yani ayakların izleri var duvarda, onları gösteremedik. Bitti süre. İnşallah bundan sonraki programda. Hoşça kalınız efendim.